Sizin gibi kaba kendini beğenmiş birini tanıdığım için üzgünüm. Sözde benim gözlerim, kaşlarım, yüzüm, yüzüm kadar güzel yüz yokmuş bu dünyada. Ayağımda gümüş al hal. Ayağımda gümüş al hal. Bu hikaye çocukluğu yokluk, yoksulluk içinde geçen, sadece çiğ yumurta yiyen, patates yediği günleri bir ödül sayan, ablası Türkan Şoray okula giderken o kimsesizler yurduna bırakılan, yaşamı boyunca ablasının gölgesinde kalan küçük bir kız çocuğunun hayat hikayesi. Büyüdüğünde ise canına kıymaya çalışan, evden kaçtığı için bakirelik testi yaptırılan, soyadı Şoray olduğu için ablasına karşı piyasaya oyuncu olarak sürülen, benim Türkan Şoray kanunlarım yok, her rolü oynarım diyen cesur bir kadının hayat hikayesi. Nazan Şoray'ın yaşam öyküsü sadece Türk sinemasının değil, aynı zamanda gerçek yaşamında dokunaklı bir hikayesini içinde barındırır. 5 Ocak 1954'te İstanbul'da Devlet Demiryolları'nda memur olarak çalışan Halit Bey ve ev hanımı Meliha Hanım'ın kızı olarak dünyaya geldi. Ancak ailenin yaşamı hiç de kolay değildi. Babasının demiryollarındaki işinden ayrılması ve polis memuru olmasıyla ailenin ekonomik durumu daha da zorlaştı. Meliha Hanım bir lastik fabrikasında çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmaya başladı. İleride Türkiye'nin sultanı olacak olan Türkan Şoray'la birlikte büyüdüğü bu evde maddi sıkıntılar ve aile içi anlaşmazlıklar zamanla arttı. Nazan Şoray 5 yaşındayken ailesinin boşanmasıyla annesi ve ablasıyla birlikte Karagümrük'e taşındı. Bu dönemde aileleri oldukça zorlu bir ekonomik durumla mücadele ediyordu. Günlerini çiğ yumurta ve ekmekle geçiriyorlardı. O dönemde Nazan yumurta yenilecekse sadece çiğ olarak tüketildiğini sanıyordu. Ocakları yoktu, yağları yoktu. Haşlanmış patates onlar için bir ödül gibiydi. Ancak Meliha Hanım zorluklara karşı direnen güçlü bir kadındı. Hiç kimseden yardım almadan iki kızına da bakabileceğini söylüyordu. Nazan Şoray'ın gençlik yılları onun hayatının zorlu mücadelelerle dolu olduğunu gösteren dokunaklı bir tabloyu resmediyor. Annesi tekstil fabrikasında çalıştığından Nazan Şoray gündüzleri Edirne Kapı'daki kimsesizler yurdunda kalıyordu. Ailesinin dağılmış olduğu bu dönemde Nazan'ın ablası okula gidiyor, annesi ise çalışıyordu. Ancak Nazan'ın bakacak kimsesi olmadığı için annesi onu yurda bırakırdı. Nazan Şoray yatılı bir öğrenci değildi. Ablası okuldan dönüşte onu alırdı. Ancak Nazan'ın bu dönemde yaşadığı zorluklar ve duygusal iniş çıkışlar onun hayatının ilerleyen yıllarında nasıl bir güç ve direnç kazandığını gösterir. Kübra Ünlü'ye verdiği bir röportajda anlattığına göre o günlerde kaldığı yerin kapısında yazan "Kimsesiz ve fakir çocuklar için" ifadesi hala hafızasında canlıdır. Unutmadığım oranın kapısındaki yazıydı. Kimsesiz ve fakir çocuklar için. Kız erkek çocukların bir tuvaleti vardı mesela. Oraya girmeye utanırdım. Öğlen saatlerinde battaniyeler verirlerdi. Küçük şenzoklarda uyuyalım diye. Ben hiç uyumazdım. Bir de hiç oyuncak vermezlerdi. Cam bir dolap vardı. Gelen hediye oyuncaklar veya ailelerin gönderdiklerini oraya süs gibi koyarlar, hiç vermezlerdi. Ben de merak ederdim. Gidip bakardım ama asla istemezdim. Hani istemek onuruma dokunacakmış gibi. Zaten çok küçüktüm. 5 yaşında falandım der. Nazan Şoray'ın babası ikinci evliliğini yaptıktan sonra çocuklarıyla fazla görüşmez olmuştu. Ama Nazan her fırsatta izinli izinsiz ya da kaçarak yanına gidiyordu babam diyebilmek için. 1981 yılında Erkekçe dergisine verdiği röportajda o günlerde yaşadığı acı bir olayı şöyle anlatmıştı. Annemle geçinemez olmuştuk. Bir gün eşyalarımı toplayıp babama gittim. Annem bu gidişten o zamanlar çıktığım adamı suçlu bulmuş, polise gitmiş, kızımı kaçırdılar diye ihbar etmişti. Vesayetim annemdeydi. Yasal olarak onunla oturmak zorundaydım. Babamın evinde buldu polisler beni. Kaçırıldığım ihbarı yapıldığı için muayeneye de sevk ettiler. Hayatta en utandığım anı doktorun önüne uzandığım an yaşadım. O muayene asırlar gibi geldi bana. Yaşım 18'den küçüktü. Bakire çıkmasaydım arkadaşım belki de hapı yutacaktı. Doktor el değmemişliğimi kanıtlayan raporu verdi. Ama ben de muayene için uzandığım o yatakta yasal yaşım gelir gelmez yalnız yaşama, kimseye bağlı olmama kararı verdim. 18 yaşıma basınca da kendi evimi tutup taşındım der. Nazan Şoray'ın annesi Meliha Hanım da daha sonra ikinci bir evlilik yaptı. Bu evlilikten Nazan ve Türkan'ın bir kardeşi daha oldu. İlişkileri hep iyi oldu. Nazan ilkokulu Şişli'de yatılı okudu.
Çünkü ablası artist olmuştu, annesi de her yere menajer gibi onun peşinden gidiyordu. Ablası artist olduğunda kendisini yalnız hissetmeye başlamıştı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in sunduğu TRT'de yayınlanan Film Gibi Hayatlar programına konuk olduğunda o günleri şöyle anlatmıştı. "Ablam artist olunca biraz yalnız kaldım diyebilirim. Şikayet anlamında söylemiyorum. Sadece olanı söylüyorum. Ama ben kendimi mutlu addediyorum. Mutlu bir çocuktum. Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Küçükken mimar olmak istiyordum. Hala merakım var. Bana niye sen de ablan gibi film artisti olmak istemiyorsun diye sorduklarında ben sokaklarda rahat yürümek istiyorum. Simit yiyerek yürümek ve otobüse binmek istiyorum demiştim." Usta sanatçı Hürriyet'ten Güliz Arslan'a verdiği röportajda ablasıyla ilişkisini şöyle anlatmıştı. "İlişkimiz süper. Her şeyimi söylerim ona. Kimsenin anlamayacağı şekilde anlar seni. Pek bilinmez ama bu. Ablamın çok önemli bir vasfıdır. Hep bir saygı vardır aramızda. Hala yanında bacak bacak üstüne atamam. Ablasının yanında film setlerine gittiğinde çok şaşırmıştı herkes. Ablasının etrafında pervane oluyordu. Ablasına yaranmak isteyen herkes Nazan'ı kucaklar, onu mutlu etmeye çalışırdı. Nazan Şoray'ın hayallerinde ise liseyi bitirmek, Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidip mimar olmak vardı. Ama eğitim hayatını ortaokulda bırakmak zorunda kaldı. 13-14 yaşına geldiğinde hayatı tamamen değişti. Soyadının Şoray olmasından dolayı yararlanmak isteyenler onu kamera önüne çıkarmak istedi. Annesi Melih Hanım'ın teşvikiyle ablasının izinden giderek oyunculuğa başladı. Küçük Nazan bir anda setlerde Nazan Hanım olarak çağrılmaya başlanmıştı. Bu hanım sözcüğü küçük Nazan'ı birdenbire büyütüverdi. İster istemez büyük bir hanım gibi davranmaya başladı. Genç kızlık dönemini dilediği gibi yaşayamadı. Oyunculuk kariyeri boyunca Azize, Yedi Köyün Zeynep'i, Kapıcının Kızı, Yakılacak Kitap, Cesur Yabancı, Allı Gelin, Söyleyin Anama Ağlamasın, Yuvasızlar, Kaderin Oyunu, Kan Kusturacağım, Kan ve Kurşun, Afacan Küçük Serseri, Acı Günler ve Balayı gibi yapımlarda rol alır. Öyleyse sen de ayağını denk al. Başka kadınlarla da seni ben görmek istemem. Başarılı birçok filmde oyunculuk yaptıktan sonra müzik sektörüne de başarılı bir giriş yapar. Sinemada başarılı olan bazı sanatçıları sahneye çıkartıyorlardı. Böyle bir moda vardı. Bana da sahne teklifi geldi. Korkularım, endişelerim vardı. Bu sinema oyuncusu nasıl olacak da sahnede şarkı söyleyecek eleştirisini çok yaşadım. Ve sonra onu örtbas etmek için çok çabaladım. Sahneye çıkınca seni şarkıcı yerine koymuyorlar. Yüzüne karşı söylenmese de konuşulanları duyuyorsun. Ben de bunu önceleri önemsemiyordum. Ben evet film artistiyim, bu işi geçici olarak yapıyorum diyordum. Sinemada hiçbir ödeme yapmıyorlardı. Para kazanmak hemen hemen imkansızdı. Ben doğru dürüst para aldığımı hatırlamıyorum sinemada. İnsana artık kendi paramı kazanıyorum düşüncesi geliyor. Bu da bir etkendi. Neticede geçiminizi sağlayacaksınız. Baktım ki bu insanlar böyle söylüyor. Benim bunları utandırmam lazım diyerek şan dersleri aldım ve devam ettim der. Her an seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Nazan Şoray Barış Manço'nun Halhal 45'li ile adeta Türkiye'yi kasıp kavurur. Bu şarkının hikayesini tanışmıyorduk bile. Yeni bir albüm hazırlıyordum. Gazetede Barış Manço bestelerini diğer sanatçı arkadaşlarına da verecek diye bir haber okudum. Randevu aldım ve Moda'daki evine gittim. "Öyle hazır şarkı falan yok," dedi. Suratım düştü. Neredeyse ağlayacaktım. "Sen üzülme, ben sana bir şarkı yaparım," dedi. Bir gün beni aradı, "Gel, şarkın hazır," dedi. Barış Manço ve orkestra stüdyoda çaldı şarkıyı. "Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar hal hal." Kulaklarıma inanamadım. Melodisi de sözleri de muhteşemdi. Üstelik şarkıda adım geçiyordu. Barış Manço gibi üstad tarafından adıma şarkı yazılması inanılmaz bir histi der. Ayağında gümüş hal hal. Nazan Şoray, ablası Türkan Şoray'ın hiçbir zaman onun özel hayatına karışmadığını da söyler. Nazan Şoray yurt dışında iki kez iki evli erkekle evlenmişti. Yıllar sonra bunun için bugün evli biriyle birlikte olmazdım. O zamanlar gençlik başımda dumanmış. Yine de yaşadığımdan pişman değilim. Öyle olması gerekiyormuş ve olmuş der. Nazan Şoray, Kerem Alışık'la büyük bir aşk yaşamıştı. Evli biriyle ilişki yaşamasına dairse utanacağım bir ilişkim olmadı. Mantığı arka plana atan biri değilim. Ama evli biriyle ilişki yaşarken karşımdakinden bir şey beklemedim. Sorun çıkarmadım. Olur olmaz arayıp sıkıştırmadım. Etrafta konuşmadım. Şakır şukur resimlerim çıkmadı. Kimseyi kimseden ayırmaya çalışmadım. Bu yanlış bir ilişki. Ama ben şu an bu aşktan vazgeçemiyorum.
O zaman fedakarlığı benim yapmam lazım dedim. Genç sevgili merakım yok. Benim karşımdaki kişinin zekası, karizması, esprisi önemli. Bu kapasitede bir genç olursa onunla da olur. Gazinoda çalışmama rağmen mafyayla, ağır abilerle hiç işim olmadı. Ama evet, zor denilebilecek kişiler vardı hayatımda. Zor değil de güçlü. Siz ister misiniz ezik biriyle olmayı der. Nazan Şoray hep mesleğini tercih ettiğini söyleyerek, ayrıca benim Türkan Şoray kanunlarım yok, rolümün bana verdiği her karakteri oynarım der. Sanatçılık yaşamı boyunca zorluklar yaşadığını da söyleyen Nazan Şoray, tabii ki zorluklar yaşadım. Şu an oturduğum evimin taksitlerini ödemekte zorluklar çektim. Mücevherlerimi rehinciye verdiğim günler oldu der. Nazan Şoray 1987 yılında canına kıymaya çalıştı. Hürriyet gazetesindeki haberde iki bayan arkadaşıyla içki içen Nazan Şoray, onlar gittikten sonra kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan yutarak canına kıymayı istedi. Koma halindeki Şoray'ın midesi yıkandı. Midesi yıkanarak hayata döndürüldükten sonra sevgilisi ve iki adamı tarafından hastanenin arka penceresinden kaçırıldı diye yazar. Nazan Şoray hiçbir zaman kimsenin gölgesine sığınmayan, karanlıkta kendi yolunu bulmaya çalışan bir kadın oldu her daim. Ne istediyse onu yaşayan, bildiği doğrulardan ödün vermeyen bir kadın hayatı dinlediniz. Film Vedası ekibi olarak kendisine uzun ömürler ve güzel projeler diliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.